Tekrar karşınızdayız. Bugün kalp damar rahatsızlıklarını konuşacağız, tedavilerini konuşacağız, nasıl korunmalıyız kalp hastalıklarından bunları konuşacağız ve tüm merak ettiklerinizi konuşacağız demiştik. Ve yanımda kalp hastalıkları uzmanı Doktor Kamuran Seyitoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu arada sizinle ilgili küçük bir detayımız var, onu da ben paylaşmak istiyorum. Kanalımıza uygun olarak 2010-2011 yılında çiftçilik belgesi almışsınız. Evet. Bunu ne olarak aldınız? Bunu her şeyden önce gittiğim yörede arkadaşların da diğer doktor arkadaşların da yardımıyla ve önerileriyle tarım amaçlı. Çünkü, i̇lk duyduğunuz için. Evet, ilk duyduğum için o bölgedeki insanların birçoğu envai çeşit ağaçlar, özellikle nar yetiştirmede kullanılan bir alan, çok verimli topraklara sahip olduğu için ben de gelecekte belki bu işi devam ettiririm, sürdürürüm diye ve benim için de bir hobi olmuş olur bu işi yapmak. Bu amaçla bir tarla edindim orada, bulunduğum Antakya bölgesinde. Evet, güzel, gayet güzel. Bu konuda da örnek teşkil ediyorsunuz aslında çevrenize ve buradan da bunu söylemiş olduk. Bugün kalbimizi konuşacağız dedik. Kalbimiz hayatımız boyunca hiç durmadan çalışan ve çalışmasında ufacık bir aksaklık olduğunda da bütün vücudumuzu etkileyen en hayati organımız, değil mi? Doğru, çok doğru. Kalp bir pompa görevi yapmakta vücutta. Kendisi dahil ilk başta olmak üzere tüm vücuda kirli kanı alıp akciğerlere aktarıp oradan oksijenlenmiş, yani taze kanı bütün vücuda, bütün organların yaşaması için gerekli olan akımı sağlamakla görevlidir. Evet. Sonuç itibariyle hayati bir organ rolü taşımaktadır vücutta. Hayati bir organ. Bir de şöyle bir şey var. Devlet Denetleme Kurulu'nun bir saptamasına göre de ani ölümlerin en sık nedeni de kalp damar hastalıklarıymış. Doğrudur, doğrudur. Evet. Kalp damar hastalıkların ilk sıralarda gelmekte ani ölümlerde. Bu nedenle kalbin korumasında çok etkin ve yani ısrarcı bir şekilde bu organı korumaya yönelik yapılabildiği sürece erken yaşlarda bunu sağlaması lazım. Çünkü daha sonraki dönemlerde kalp hastalıklarının hem şahsa hem ülkeye getirebileceği maddi olarak ve manevi şeyleri var, götürüleri vardır. Çok ağır ilaç takipler ve sürekli kazanan periyodik bakımlar gerekiyor kalp hastaları için. O nedenle ne kadar erken tedbir alırsanız o kadar daha kalp sağlığını korumuş olursunuz. Ve hem kendiniz hem devlet az zarar görmüş olur buna. Evet, bir de şöyle bahsedelim. Kalp rahatsızlığı çeşitleri var. Bunlar hangileri? Kalp rahatsızlıkları genellikle insanların arasında konuşulan kalp rahatsızlığı kalp damar tıkanıklıklarıdır. Diğer hastalıklar da kas hastalıklarıdır. Bunların bir kısmı kalıtsaldır. Bir kısım hastalıklar da doğumsal olarak gelişen kalp hastalıklarıdır. Kalp deliği diye bilinen hastalıklardır. Bu üç kategori altında insanlar genellikle kalple ilgili doktora müracaat ediyorlar. Ama çoğu zaman erişkinlerde özellikle sıkça takip ettiğimiz kalp damar tıkanıklığı ile ilgili bize bulgularla beraber başvuruda bulunuyorlar. Evet. Bir de doğumsal dediniz. Evet. Doğumsal olarak bir şey benim dikkatimi çeken, bu kalbi farklı yerde olan insanlar var doğuştan. Evet. Doğumsal kalp hastalıkları pediatrik kardiyolojinin bir branşıdır. Fakat bazı bölgelerde bu konuyla ilgili insanlar bilmiyorlar ve farkında olmadan erişkinliğe kadar devam ettiriyor bu kalp hastalığı ve erişkin kalp, doğumsal kalp hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar kalbin üst batın ve alt batıncığında deliklerin bulunmasıyla, kalbi besleyen damarların anomalileriyle, ondan sonra boşlukların tam ters olmasıyla, kalbin sağ tarafta yer almasıyla, tüm organların sağ tarafta yer almasıyla kendisini gösteren bir hastalık grubunu oluşturuyor. Normalde bizim kalbimiz solda mı? Evet, kalbimiz göğüs kafesinin ortasından başlayıp ucu da sol meme altına doğru uzanan bir eliptik bir yapıya sahiptir. Evet. Yani oval bir yapıdır. Oval bir yapı. Evet, bu tarafa evet. doğru geliyor. Evet. Şuradan başlayayım. Evet. Peki o dediğimiz kalbi farklı yerde olanlar evet. sağ tarafta, sağ tarafta ucu sağ tarafta bakabilir.
Ondan sonra diğer organlar birlikte olabilir, tek başına da sağ tarafta bulunabilir. Peki bu kişilerde evet, rahatsızlık oluyor mu? İleriki zamanlarda rahatsızlık verebilir ama ilk evrelerde şey değil, hastalığının yandaş hastalıklara beraber olup olmaması önem kazanıyor hastalarda. Yani bu tarafa hani kalbi sağda olup da hayatını devam ettiren birçok insan var tabii ki. Değil mi? Herhangi bir tabii sağlık problemi olmazsa. Hayır, herhangi bir problem yaşamadan uzun bir süre devam ettiren insanların çoğunlukta. Var. Çok nadir görmekle beraber. Evet. Bir evet, de kalple ilgili ritim bozuklukları var. Evet. Bunlar nasıl? Kalbin ritim bozuklukları yine kalp 4 batıncıktan oluşuyor. Üst batın ve alt batıncık olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir kısım ritim bozuklukları kalp damar hastalıklarıyla beraber görebilirken kalp hastalığı, kalp damar hastalığı olmaksızın da mesela hipertansiyon hastalığı veya otomatik bir odağın buluşması yanlış bir ileti sistemiyle ritim düzensizlikleri de görülebilmektedir. Bunlar hı hı, sadece kalp damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişmemekte. Hı hı. İnsanın yaşadığı stres, ortam, kullandığı maddelere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Evet. Peki kalbin şekerle, kolesterolle, tansiyonla bir ilişkisi var sanıyorum ki. Evet, nasıl bir ilişkisi kalp var? Kalp damar hastalıkları özellikle bahsettiğimiz konu şu, bir takım risk faktörlerine bağlı olarak gelişmekte. Kalp damar hastalığı nedir? Kalbi besleyen 3 tane ana damar vardır. Bunlar küçüklük çağından itibaren risk faktörlerimize bağlı olarak zaman içerisinde içerisinin damar çeperinin daralmasıyla başlayan bir süreç ile beraberdir. Bu süreç ileriki zamanlarda risk faktörlerinin yoğunluğuna bağlı olarak gelişmekte ve bir gün eğer ki hasta şanslıysa ve doktora gelebiliyorsa göğüs ağrısıyla ve şiddetli nefes darlığı kendisini göstermektedir. Nefes darlığı. Nefes darlığı ve şiddetli göğüs ve kol ağrısıyla çoğu zaman bu şekilde. Burada önemli olan faktörlerden 3 tanesi şeker hastalığı, kalıtım artı bir de sigara kullanımıdır. Sigara, özellikle alkol, erkek hastalıkları. Alkol daha az bir etkinliği mevcut fakat şeker, sigara ve kalıtım bu hastalıkların üzerinde, bu hastalık grubu üzerinde çok etkili bir rol oynamaktadır. Peki ailede hikaye varsa? Evet, kalıtım dediğimiz bahsediyor. Evet, o ailenin mesela diyelim ki babası 45 yaşında kalp krizinden vefat etmiş veya anji olmuş, annesi 55 yaşında ve daha erken yaşta, ne kadar erken yaşta olursa hasta risk altındadır bir o kadar. Eğer ailede şeker hastalığı öyküsü var ise bu hastaları daha sık takibe almak lazım, önerilerde bulunmak lazım. Şeker hastası adaylar mı, değiller mi, ne seviyeler onları ilgili olan endokrinoloji doktoruyla buluşturup o konuda da hastalığın bir diğer ayağı olarak da takip etmekte yarar vardır. Evet. Peki bu kalp kontrolleri nasıl yapılmalı? Yani ne sıklıkta yaptırmalıyız? Evet. Kalp kontrolleri tabii ki küçüklükten beri bir risk taşıyan bir insan mevcut ise 10 yaşında, 15 yaşında veya erişkin yaşlarda bir kalp krizi geçirmesini beklemeyiz. Fakat risk faktörleri diye saydığımız en büyükleri şeker, tansiyon, sigara, aile öyküsü ve kolesterol yüksekliği var ise ne kadar fazla ise bunlar hastada 40 yaşı ve üzerinde olan hastaları mutlaka bir hekimin gözetimine göndermek lazım ve bunları araştırmak lazım. Hekim ilk önce bunlardan bir öykü temin eder, risk faktörlerini belirler ve o risk faktörleri doğrultusunda hastaya gerekli olan tanı koydurucu diğer tetkiklerini yapılması gerekenleri hastaya öneride bulunur ve yaptırır. Evet. Peki damar tıkanıklığı ve hani damar tıkanıklığı kalbi besleyen 3 damar var. Damarın bu damarların tıkanıklığı kalp krizine sebep oluyor. Yani kalp kasının beslenme bozukluğuna neden olur. Peki, bu da kalp krizi demektir. Peki üçünün birden tıkanması mı gerekiyor bir kalp krizi? Hayır, şart değildir. Hangi bölgeyi tutuyorsa kalbin alt bölgesi, üst ön tarafı ve sağ tarafını besleyen damarlarımız var. Ana damarlar. Evet. Bunlar tabii küçük dallara da ayrılıyor. Ana damarları ve daha ilk başlangıç kısmına doğru gelen kısımları ne kadar tutarsa tehlike o kadar büyüktür demektir. Ve her üçünün aynı anda tıkanması tehlikenin daha büyük olabileceği anlamına geliyor. Daha büyük bir alanın beslenmesini bozduğu için kalbin çalışması bozulur. Evet. Peki biz demin kalp kontrolünden bahsettik. Bu EKG değil mi? Evet. Çekimi. Evet. Yapılmalı. Peki evet, ne sıklıkta yapılmalı bu kontrol? Evet.
bir hastanın, yine tekrar ediyorum, hastalardaki risk faktörlerinden dolayı veya hastanın bir şikayeti üzerine doktora gittiğinde ilk yapılması gereken bir EKG, yani kalbin elektriksel akımını gösteren bir veri, bir kağıt üzerine olan bir sinyaller vardır. Hekim ilk önce onu kontrol eder. Hı-hı. Bu EKG görüntüleri kalp krizlerinde dahil %40 sadece tanı koydurucudur. Kalp krizi Hı-hı. olduysa hasta. Yani gizli bir kalp krizi de geçirmiş olabilir hasta veya geçirmekte olabilir. Sadece bir tek EKG'ye bakarak biz hastada kalp krizi geçiyor diye tanı koyamayız. Hmm. Onun için hastanın anlattığı şikayetler veyahut da geçmişiyle ilgili elde ettiğimiz veriler bizim için çok kıymetlidir. Buna ek olarak başka tetkik edici veya tanı koyucu araçlarımız da var. Bunların en önemlilerinde efor testidir. Hmm. Hastanın efor ile efor testi yaparken göğsünde eğer ağrısı gelişiyor ise biz bu hastaya bir efor testi yapmasını, risk altındaysa tabii ki, yapmasını öneriyoruz hastanın. EKG evet. ek olarak da. Evet. Peki damar sertliği nedir? Damar sertliği yine kalıtsal bir bozuklukla beraber kolesterolün, kötü huylu kolesterollerinin damar çeperinde zaman içerisinde birikip kabaca böyle birikmesi ve damar cidarını yaralanmasına neden olmakta. İleride de kan akışını yavaşlattığı için hastanın efor sarf etmesi gereken olaylarda her zaman değildir ama istirahat halinde bir şey göstermez iken sertleşmesiyle beraber en ufak eforlarda nefes darlığı veya çabuk yorma veya göğüs ağrısı neden olabilen bir fenomenle beraberdir damar evet. sertliği. Peki şöyle söylersek, hani izleyicilerimiz adına da soruyorum. Kalbimize iyi gelen sebze meyveler neler? Mesela neleri tüketerek bu risk faktörlerini düşürebiliriz? Fındık, yani kuru yemişlerden. Fındık, badem, bunlar çok önemlidir. Taze sebzelerle beslenebilmek, ağır gıdalardan, yağlı gıdalardan, onlarsa katı yağlardan uzak durmalarını tavsiye edebiliriz. Sebzelerin birçoğu hastanın sağlığı açısından da, bir tek kalp hastalığı değil, hastanın tüketmesi için çok önem taşıyor bizim için. Sebzeler çok evet, önemli. Yani bir kalp hastasının mutlaka bir diyet doktoruyla riskleri ve kilosu diğer faktörlerle göz önüne alınarak beslenme şablonu çıkartmasında yarar vardır. Evet, yani evet. risk faktörleri dediğimiz evet. şey aslında beslenme çok önemli. Kesinlikle, değil mi? Evet. Kalıtımsal olması evet. Çok önemli. Evet. Şeker, tansiyon. Şeker hastalığı olanlarda tansiyon ve kolesterol. Kolesterol olanlarda evet. bu daha önemli bir faktör evet, oluşturuyor. Ve ben şunu sormak istiyorum, stresin çok evet. büyük etkisi vardır değil mi bu risk faktörlerinin Tabii, içinde? Tabii stresin bu risk faktörlere yardımcı olduğunu biz gözlemliyoruz. Bir kalp hastalığının damarlarında sertlik bulunduğunu varsayarak eğer stres anında adrenalin dediğimiz bir madde deşarj ediliyor vücutta. Hı-hı. Bu stres hormonudur. Bu stres hormonu kalp damarları üzerinde büzdürücü etkisi vardır. Sonuç itibariyle dar olan bir damarında daha da kasılması, daha da büzülmesi, oradaki kan sızılığının daha da fazlalaşması ve hastanın istirahat halinde bile ise, eğer stresi yaşadığında damarlarında sertliği varsa, kalp krizlerine kadar varan bir tabloyla karşımıza çıkabilir. Çıkabilir. Evet. Evet, biz bu konuda bir de halkın nabzını tuttuk. Bakalım neler demişler, buyurun. Kalp sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yani şeyden, basından, sağlık kuruluşlarından duyduğumuz kadarıyla yani yiyeceklere, içeceklere, temiz ortam, temiz havaya, onlara dikkat edecek şeyleri bilebiliyoruz. Çocuğunuz var mı? Onun... Peki. Peki bu konuda bir sorunuz var mı kalp doktorumuza? Şahsımın yok. Uzun süre sigara içtim ama bıraktım. Yaklaşık 1,5-2 senedir. Şu anda yok. Hissettiğim bir sorun yok. Evet. Kalp sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Yağlı yiyeceklerden biraz uzak duruyoruz. Yani sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Başka herhangi bir şey yapmıyorum. Kontrol yaptırıyor musunuz? Kontrol? Yok, hayır, öyle bir şikayetim olmadığı için yine maşallah diyelim de. Yani hiç yaptırma gereği duymadım yani şu anda. Kalple ilgili bir rahatsızlık geçirdiniz mi? Evet. Acı oldu damak kaldı. Peki... Hiç EKG çektirdiniz mi? Ne? EKG, hangi sıklıkta çektiriyorsunuz? Çektim. Peki kalp sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini bilir misiniz? Benim
Sayın Evliya'dan profesör, doktor dedi ki kalbim şu anda ne inter bir kalbi var. Peki bir sorunuz var mı doktorumuz Kamuran Bey, kalp sağlığıyla alakalı? Hayır doktor, benim sorunum bir de bir parmaklarım acıları acıyor, uyutma geliyor. Neden? Ondan olmasın. Öyle düşünmüyorum, heval yani. Kalple ilgili bir rahatsızlık geçirdiniz mi? Hiçbir rahatsızlık yok çok şükür. Peki çevrenizde bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayan oldu mu? Hayır. Çocuğunuz varsa eğer onun kalbinde... Biz biliyorsunuz kalp hastalıkları ırsidir. Bizim sülalemizde de böyle bir rahatsızlık var. Kalp sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Her zaman spor yapıyorum, yürüyorum. Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Dikkat ediyorum, oldukça evet. Kalple ilgili bir rahatsızlık geçirdiniz mi? EKG çektirdim. Çektirdim hepsini. Hepsini yaptırdım. İşte güzel şu anda iyiyim. Çalışıyorum. Nasıl bir problem yaşadınız kalbinizle ilgili? Psikolojik stresler. Donanımdan işte kalp hızı geçirdi. Sert takımı. Çalışıyorum yani. Şimdi iyiyim yani. Şu an kalp sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Var bilgilerim. Sigara mıgara yasak ama içiyorum. Beslenmemize nasıl dikkat etmemiz lazım? Vatandaşlarımızın soruları, düşünceleri böyleydi. Lütfen sizler de sorularınız varsa, düşüncelerinizi, sorularınızı, paylaşmak istediklerinizi 0212 886 20 35 numaralı telefonumuzu arayınız ve canlı yayınımıza telefonla bağlanınız diyorum ve hemen dönüyorum doktoruma. Biraz evvel vatandaşımız sol elimin burasında bir ağrı, bir karıncalanma gibi bir bir şey hissediyorum. Bununla alakalı olur mu dedi. Tabii ki sol elde kalp krizlerinde veyahut da damar sertliklerinde sol elin özellikle serçe parmağı ve ta ortasına kadar özellikle dış tarafında uyuşma ve ağrı gelişebilir. Ama baş parmakla herhangi bir ilgisi yoktur bu konunun. Bu tarafın değil yani serçe parmağı. Serçe parmak ve yüzük parmağı kadar gelebilecek ağrıları kale almak lazım. Özellikle efor sarf ederken bu çok önem taşıyor yani. Ha, bu şekilde. Evet. Peki kalp krizinin belirtileri neler? Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Damarın sertleşmesiyle beraber kalp kaslarının bozulması söz konusu olabilir. Bunun ciddiyeti çok önemlidir. Damarın %70 ve üzerindeki sertliklerinde, darlıklarında hasta göğüs ağrısı şeklinde bunu tanımlayabilir. Şiddetli nefes darlığı, eforla gelen şiddetli nefes darlığı veyahut da çabuk yorumayla kendisini bizim muayenehanede bulabilir. Bu ilk başlarda daha kısa mesafeler, daha uzun mesafelerde ortaya çıkarken zamanın ilerlemesiyle, damarın daha da sertleşmesiyle kısa mesafelerde kendisini belli eder. Ve hasta kendisini eğer ki şanslıysa kalp krizi geçirip başına kötü bir şeyler gelmez ise doktorun yanına Allah gider korusun. Ve tanısı konulur bu hasta. Evet. Peki kalp krizi anında neler yapılabilir? Bir yani hem ilk önce Allah korusun tabii ki kalp krizi geçiren kişi ne yapmalı? Bir de yanındaki kişi ne yapmalı? Kalp krizi geçiren kişi eğer ki göğüs ağrısı özellikle soğuk terleme ve bulantıyla eşlik eden bir durum ise, eğer ki kendi bildiği farklı bir hastalığı yok ise, şeker hastasıysa, özellikle sigara içen bir şahıs ise en yakın sağlık merkezine ağrısı 10-15 dakikayı aşan bir durumda ve onu geçiyor ise, göğüs ortasında ise boynuna ve sol koluna yayılan bir ağrısı varsa ve geçmiyorsa, giderek şiddetleniyorsa, ilk bulduğu sağlık merkezine gitmeli veyahut da götürülmelidir. Yanında oturan insan da eğer ki bu konuda tecrübe sahibi değilse yaradan daha çok zarar verebilir hastaya. Bilmeden müdahale edebilir. Onun da yapması gereken şey hastanın şuurunun mümkün olduğu kadar açık tutulmalı. Ve en yakın sağlık kuruluşa hastanın yanında refakat etmesi lazım. Çünkü bazı kalp krizlerinde tansiyon düşmesi ve ciddi ölümcül ritimlerle beraber gelişebilir. Hastanın bir an önce tanı konulması için en yakın sağlık kuruluşuna gitmesinde yarar vardır. Evet. Bir de kalp hastalarının hani krizi önleyici ilaçları var, kullanılan ilaçlar. Bir de kriz anındaki ilaçlar var. Bunlar nasıl? Kriz anında kullanılabilecek ilaçlardan bir tanesi aspirindir. Aspirin kanın pıhtılaşması ve koyulaşmasını engelleyen bir maddedir. Kriz anında mı? Kriz anında verilebilir. Fakat bu krizi teşhis edecek bir şahıs lazım. Bazen
çok nadir de olsa damar yırtılmalarıyla beraber kalp krizi varmış gibi sanılabilir. Hı hı. Aspirin verildiği zaman hastanın kanaması daha da artabilir. O nedenle ilk yapılması gereken hastanın tablosunu netleştirip daha sonra da en yakın sağlık kuruluşa gidilmeli. Hastanın mazisinde bir kalp rahatsızlığı, kalp damar rahatsızlığı geçmişi var ise tabii ki aspirini kullanmadıysa o gün aspirini kullanacak. Diğer ilaçlar tansiyon yüksekliği varsa ki onu ölçmek mümkün değildir herhangi bir yolda vesaire. Aspirin almanın dışında başka yapılacak herhangi bir şey yoktur. Acile. Evet. Bir de ben şunu merak ediyorum. Şimdi 3 tane ana damar var dediniz kalbe giden. Şimdi bu damarların tıkanmasıyla alakalı bazı damar açıcı ilaçlar var. Evet. Piyasada bunlar var, mevcut. Evet, evet. Bazı kişilerin özel karışımları ya da bitkisel içerikli. Evet. Kimisi Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı diyor ama evet, onaylı olan var, olmayan var, her neyse. Evet. Bunların hepsi gerçekten damar açıcı özelliği olan ilaçlar var mı yoksa? Kesinlikle doktorun hayır. Doktorun vereceği ilaçlar mı? Tabii kesinlikle ki. Hayır tabii ki. Çünkü bu daha konuşmamızın başlangıcında da söylediğim gibi bu süreç küçüklük yaştan beri gelişen damarların sertleşmesiyle ilerleyen uzun bir süreçtir. Bunu hemen bir bitkisel ilaç veyahut da iddia edilen tarzı ilaçlar vermekle aşmak mümkün değildir. Zaten orada oluşan bir yapıdır. Hı hı. O darlığı aşmak için başka yapılması gereken şeyler vardır. Bunlar egzersizden ibarettir, diyet yapmaktan ibarettir ve evet, hekimin vereceği ilaçları kullanmasından ibarettir. Diğer ilaçlara çok fazla itibar etmemek lazım. Evet. Peki bu damar tıkanıklıklarında ilk ameliyat olarak evet, kişiye ne yapılıyor? Anjiyo mu yapılıyor? Hasta ilk geldiğinde hastanın göğüs ağrısı başladıktan ilk 1,5 saatlik dönem bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü o saatten sonra, 1,5 saatten sonra kalp dokusu yavaş yavaş geri dönüşümsüz olarak ölmeye evet, başlıyor. Yok olmaya başlıyor. O nedenle ilk 1,5 saatte eğer hasta teşekküllü bir hastaneye başvurabilirse ve orada kalp krizi geçirmekte olduğu saptanır ise ilk yapılacak şey kalp damarlarının görüntülemesi, yani anjiyografisinin yapılması. EKG çekildikten sonra, muayene yapıldıktan sonra anjiyografi laboratuvarına alınır, anjiyografisi yapılır, kalp damar haritası çıkartılır, sorumlu damar açılmaya müsait ise içine stent dediğimiz suni bir metalden yapılmış, özel metalden yapılmış bir aygıt yerleştirilir ve damarın kan akımını sağlayacak şekilde açılması sağlanmış olur. Yani tıkanık kısma mı stent takılıyor? Evet, aynen o şekilde. Peki bu geçici bir çözüm mü? Yoksa geçici, ömür boyu stentle yaşayabilir miyim? Stentler tabii ki ömür boyu damarın içinde gömülü kalıyor. Ve o damar tabii ki uzun bir süre açık kalabileceği gibi ilk evlerde tekrar bir tıkanmaya sebebiyet verebilir. Erken dönem kapanma ve geç dönem kapanmaya sebebiyet verir. Tabii bunun nedeni hastanın periyodik bakımlarına gelmemesi, şikayeti olup veyahut da bu şikayeti göz ardı etmesiyle ortaya çıkabilir yani. Budur. Geç fark edilebilir stentlerin tıkanması da. Evet. Peki bu bypass ameliyatlarına evet, diyeceksiniz. Ne durumda, hangi durumlarda bypass ameliyatları yapılıyor? Tabii ki invaziv girişim dediğimiz, yani girişimsel bir yöntem ile tanı konulduktan sonra eğer ki damarlar bir veyahut birden veyahut birçok damarı aynı anda tıkalı ise çok önemli ve anlamlı büyükçe bir alanı besliyor ise bu hastaya ilk etapta eğer ki o kuruluşta bypass yapılacak, müdahale edilebilecek, acil müdahale yapılabilecek bir bölümleri var ise hasta o yöne doğru yönlendirilir. Değil ise zaman kazanmak açısından bazen ana damarları açmaya yönelik bazı girişimler yapılabilir. Hastanın diğer dokularını kurtarma adına. Daha sonra da ikinci aşamada da gerekirse bypass'a verilir hasta. Evet, biz aslında her programda da uyarısını yapıyoruz değerli izleyiciler. Hava sıcak diyoruz. Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar, çocuklar öğle saatlerinde dışarı çıkmasınlar diyoruz. Bununla birlikte şimdi doktoruma sormak istiyorum. Tabii ki kalp hastalarını sıcaklar çok etkiliyor değil mi? Doğru, doğru. Şimdi
Özellikle bir de kalp hastaları için evet. risk faktörü oluşturan bazı ortamlar var. İşte havanın sıcak evet. olması gibi. Nemli olması. Kimisi mesela denizde, havuzda evet. kalp krizi geçirenleri duyuyoruz. Bu spor müsabakalarında, evet. işte efordan sonra özellikle futbol maçında bu şekilde olanları duyuyoruz. Bu nasıl evet. bu risk ortamlarını nasıl kalp ve damar hastalarının için özellikle şu an mevsimsel olarak da içinde bulunduğumuz ortam sıcak hı hı. ve zaman zaman nemli olabilecek bir ortamdır. Hı hı. Özellikle 60 yaş ve üzerindeki hastalarda yapılan bir, daha doğrusu yapılan bir çalışmada 60 yaş ve üzerinde olan hastaların 20 derece santigrada ek olarak her bir derece artışla %2 oranında bir ölüm riski görülmektedir. Evet. O nedenle nemli ve sıcak olan ortamlardan uzak durmaları gerekiyor. O ortamlarda ortama uygun terlemeyi sağlayabilecek, teri saklamayacak elbiseler giymeleri lazım. Yağlı yemeklerden sık sık yemek yemeleri lazım. Yağlı yemek yemeklerden sakınmaları lazım. Ağır sporlardan sakınmaları lazım. Öğlen vakti güneşin en bol olduğu durumlarda saat 11-16 arası mesela o saatlerde dışarı çıkıp aciliyeti olmadığı sürece bir şeyler yapmakla sakınmaları gerekiyor. Evet. Evet. Peki bu şimdi spor yapanlarda evet, kalp krizi riski var. Ilgili. Evet. Bu sporcular. Bunun mesela sporda mesela bir insan evet. spor yapmaya başlayacak ya da düzenli evet. olarak yapmaya başlayacak. Önce evet. bir kalp kontrolünden mi geçmesi gerek? Evet. Yani dediğim gibi daha önce de bahsettiğimiz gibi eğer ki risk altındaysa şahıs şeker, tansiyon ve kolesterol veya sigara kullanımı mevcutsa ailesinde özellikle kalp damar hastalığı var ise bir kardiyoloğun kontrolünden geçmesinde yarar vardır. Hekim hastayı sorgular, gereken egzersizleri veya tetkikleri yaptırır hasta egzersiz testiyle. Eğer ki hastayı risk altında görür ise hastayı, o zaman hastanın spor yapmasından ziyade hastanın egzersiz yapmasını sağlar doktor. Evet. Kalp sağlığı açısından. Bir de genç yaşta kalp krizleri evet. oranı çok yükseldi. Evet. Duyuyoruz işte 17 yaşında, evet. 15 yaşında geçiren bile var. Evet. Bu neyle alakalı önce? Bunların birçoğunda eğer ki doğumsal olarak kalp damar anomalisi yok ise hastalarda, bunların çoğu zaman kalp krizi değildir. Bunlarda hı. daha çok ya kalp damar anomalisi mevcuttur veyahut da çoğunlukta kalp kaslarında kalıtsal kalınlaşmalar mevcuttur. Bunlar daha çok ritim düzensizlikten, ölümcül ritimlerden dolayı kaybediliyor bu hastalar. Evet. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi orta yaştaki birinin kalp krizi geçirmesiyle genç yaştaki birinin kalp krizi geçirmesi arasında yaşama şansı... Evet. Orta yaşın daha mı fazla? Yani genç yaşta daha mı az oluyor bu? Daha az oluyor çünkü yaşın ilerlemesiyle beraber ana kalp damarları arasında doğal bypasslar dediğimiz zaman içerisinde bypasslar oluşuyor. Hmm. Bu neyi sağlar bize? Bir taraftan bir tıkanma olduğu vakit diğer damar yardımcı olarak bir yere kadar diğer damarın besleyemediği alanı besler. Hmm. Ama gençlerde bu doğal bypasslar açılmadığı için gelişen hasar çoğu zaman çok tehlikeli boyutlara varabilir ve hasta kaybedilebilir veya da kalp yetersizliği sonuçlanabilir. Evet, bu şekilde oluyor. Evet. Evet, biz konuşmamıza devam edeceğiz ancak kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından sizlerden gelen telefonları yanıtlayacağız. Lütfen sizler de 0212 886 20 35 numaralı telefonu arayıp sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Reklamlar. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam edecek. Üreten kadının destekçisi Üretici Kadınlar yine renkli, yine dop dolu. Üretici Kadınlar'da bu hafta kadın dayanışmasının ve azminin en güzel örneklerinden birini getiriyoruz ekranlarınıza. Buraya gelen herkes her şeyi unutuyor. Gam, kasavet, ağrı falan sızı kalmıyor. Tam bir terapi. Hem çalışıyoruz, üretiyoruz hem mutlu oluyoruz. Bursa'nın Saitabat köyünün el ele veren kadınlarının kurduğu dernek, aştıkları zorluklar ve geldikleri nokta Tarım Türk TV farkıyla ekranlarınızda. Yıllar öncesinden böyle bir dernek kurmaya kalkıştınız. Başkanımız
çalışkan olduğu için biz de peşine gitmeye karar verdik. Üretici kadınlar her salı saat 11 ve kaçıranlar için aynı gün saat 20'de. Tarım Türk TV, üreten kadının destekçisi. Teşekkürler Türkiye. 2010 ve 2011 yılının satış şampiyonu Seco 4100 en zor şartlara yine hazır. Son teknolojik standartlarda üretilen 2 beygir gücündeki Euro 2 motora sahip Seco 4100 yüksek performansıyla ihtiyacınız olan tüm gücü üretmek için tasarlandı. Sınıfında ilk defa sunulan Easy Start ve Prime and Start kolay çalıştırma sistemleriyle donatılan Seco 4100 en soğuk günlerde bile ilk seferde çalışacak. Seco 4100 sizi yarı yolda bırakmamak için en kaliteli parçalarla donatılmıştır. Oregon markalı 45 santim zincir ve kılavuz, Wildro markalı karbüratör ve Champion marka buji yüksek performansı garanti ediyor. Seco 4100 zengin kutu içeriğiyle sizlere sunulmakta. Bileme AC, koruma gözlüğü, çalışma eldiveni, motor yağı, kurulum kuponu ve kullanım CD'si ile tüm ihtiyacınız bu kutuda. Seco 4100 yaygın servis ağı ve bol yedek parça desteğiyle 2 yıl SARES garantisi altındadır. Kapıda ödeme ve kredi kartlarına 4 taksit imkanıyla sadece 299 lira. Hobibahçe.com ve seçkin SARES bayilerinde. Tarımsal sanayide bu hafta Konya'da yem üretim teknolojisinin vardığı son noktayı izleyeceksiniz. Burada bir sıkıntı olduğu zaman biz yönlendiriyoruz. Bizim burada mekanik ve elektrik olmak üzere iki ayrı bölümümüz var. Yem nedir, nasıl üretilir? Kaliteli yem nasıl olur? Hayvanlardan en fazla verim hangi yemle alınır? Bir teknik hata olabilir, bir yanlış yapılır. O yanlış mutlaka orada yakalanır. Şu fabrikadan kamyona binmeden yakalanır, öyle söyleyeyim. Tüm bu soruların yanıtları tarımsal sanayiydi. Çocuklar büyümek ister. Bizi taklit eder, hayatı bizden öğrenirler. Bizi izler, biz olmak isterler. Sağlıklı nesiller için sigaradan vazgeçin. Sigara pişmanlıktır. Sağlık Bakanlığı sigara bırakma hattı 171. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam ediyor. Ve tekrar karşınızdayız. Bu bölümde sizlerden gelen telefonları yanıtlayacağız dedik. Lütfen sizler de 0212 886 2035 numaralı telefonumuzu arayınız. Sormak istediklerinizi, kalp rahatsızlıklarıyla ilgili sormak istediklerinizi lütfen bize sorunuz diyoruz. Ve hemen şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi yapılan bir araştırmaya göre 7-18 yaş arasındaki her çocuktan, her 9 çocuktan birinde 2 risk faktörü saptanmış. Evet. Dolayısıyla çocuklarda da şimdi yaz okulları başladı. Evet. Spordan bahsettik. Yaz okullarına gitmeden önce acaba çocuklarımızın da kalbi spora hazır mı diye düşünebiliriz değil mi? Yani çocuklarımızı bir kontrolden geçirmeli miyiz? Tabii ki yani 7-8, 7-18 yaş arasındaki çocuklarda da bir kardiyolog veyahut en basitinden bir doktorun fikrini danışarak çocuğu spora başlatmakta yarar vardır. Bunların özellikle bahsettiğim gibi çok gizli saklı kalan ve ani ölümlere sebebiyet veren kalp kası hastalığı, kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası hastalığıdır. Bunlarda damar tıkanıklarından daha çok hastaların kalp kasının ürettiği anormal bir ritim, aritmi dediğimiz ölümcül ritme sebebiyet verip hastanın ölümüne neden olmaktadır. Mesela bir depar attığında ani ve kötü huylu bir ritimle karşılaşabilir ve şahıs o dönemde
ölümcül bir şey yaşayabilir. Evet. Yani kalp damar tıkanıklığı çoğu zaman ilgisi yoktur bunlar. Evet. Peki kalp yetmezliğinden bahsettik biraz evvel. Evet. Kalp yetmezliğini şöyle bir açalım mı? Ne demek? Evet. Nasıl oluyor? Şimdi çoğu zaman ve birçok hastada gelişen kalp damar hastalığına bağlı olarak kalp yetersizliği de gelişebilir. Hı hı. Bir motoru düşünün kalp olarak. Bu tam verimli çalışıyor iken eğer ki bir parçası kalp krizi eşittir kalp krizi. Eğer ki bu kalp krizi de yok edilirse ve o parça büyük bir kısmı kontrol altında tutuyorsa kanın atımıyla ilgili o zaman hastanın kalbinde yetersizlik vardır. Bu kalbin atım gücünün %40 ve altında olmasıyla ilgilidir. Kalp kasındaki ölümlere ve yetersiz kasılmalara bağlı olarak hastada kalp yetersizliği gelişiyor. İstirahat halinde bu hastaların birçoğunda bir bulgu yok iken efor sırasında bu hastalar nefes darlığı ve çabuk yorulmayla karşımıza çıkabilirler. Evet. Bir izleyicimiz hattaymış. Ömer Dal Hatay'dan arıyor bizi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Buyurun. Ya ben bundan 6-7 ay önce kalbimden anji oldum. Evet. Ana damarın bir tanesinde %80 tıkanma dediler. Diğerlerinde normal damarların da %50-%30 tıkanma dediler. Ana damarın %80 kapalı olan stent taktılar. Evet. Şu anda seninle göğsümde ağrılar hissediyorum. O yüzden hasretim. Kalsiyoncu alacaktım. Evet. Evet. Bu hastamız özellikle eğer ki efor veya istirahat halinde eski ağrılarının şiddeti kadar değil ise de karakter olarak eğer ağrıları eski ağrılarına benziyor ise kendi hekimine kendisini hastayı daha iyi tanıdığı için veyahut da en yakın sağlık merkezi kardiyoloji bölümü olan kalp damar hastalıkları ilgilenen bir bölüme müracaat edip sorunu paylaşacak. Aspirin dahil daha önce verilmiş olan ilaçlarını kullanmakta yarar vardır. Sigara içiyorsa sigarasını bırakacak. Hı hı. Bir an önce beslenmesine dikkat edecek. Fakat kalp doktoruna en yakın zamanda müracaat edip bu sorunla ilgili ihtimal var mı yok mu kalp damarının tekrar tıkanmış olması, stentin konulduğu damar veyahut da diğer damarlarının darlığının artmış olmasıyla ilgili bir sorun var mı yok mu diye doktor onu tetkik edecek ve sonuç bildirecek hastaya. Evet Ömer Bey. Hasta tehlikede olabilir yani. Evet. Ben stent taktığımda yağlı stent takmamışım. Yağlı stentler hastada varsa bir fark var mı yok mu? Stentler arasında ilaç kaplı veya ilaç kaplı olmayan stentler vardır. Bunu o anda girişimsel bir işlem yapan anjiyografi yani kalp damar haritasını çıkaran doktorun ve hastalığın varlığıyla ilgili damar sayısı ve bir takım teknik özelliklerden yana doktoru düşünerek o ilaç kapı veya ilaçsız olan stenti yerleştiriyor. O hastanın isteğine bağlı olarak bir şey değildir kesinlikle. Doktorun tamamen normlara uygun bir şekilde yani verilere elde ettiği, hastadan elde ettiği veriler ve anjiyografik sonuçlarına göre yapabileceği bir girişimdir hastaya. Evet Ömer Bey, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. İyi günler. Sağ olunuz. Bizi izlemeye devam ediniz. Evet. Kamran Bey. Şimdi doğuştan olan bazı rahatsızlıklar var dedik. Örneğin kalbin delik olması gibi. Evet. Mesela bir bebeğin kalbinin delik olduğunu ultrasondan anlama şansları var mı doktorların? Tabii ki. Hekimin ilk başta yaptığı hastayla karşılaştığı zaman hasta veyahut da yakınından bilgi ediniyor. Hasta ve yakınından bilgi edindikten sonra eğer ki olumsuz bir şey varsa veyahut da yok ise hastanın muayenesine geçiyor. Muayene sırasında bu doğumsal kalp hastalıklarıyla ilgili bir takım hastanın görünümünden başlayın ta dinleme bulgusuna kadar patolojik ve anormal olan şeylerle karşılaşabilir hekim. Bu doğrultuda hastanın ve yakının vermiş olduğu bilgiler eşliğinde de hastayı kalbin ultrasonu olan ekokardiyografiye yönlendiriyoruz biz. Ekokardiyografi sonucunda da kalbin anatomik yapısı, bağlantıları ve birçok konusuyla ilgili, yapıyla ilgili, içerisindeki yapıyla ilgili net veri elde edebiliriz. Hastanın nasıl bir doğumsal hastalığıyla karşılaştığını orada teşhis etmek mümkündür yani ekokardiyografiyle. Evet. Muayene artı ekokardiyografi.
Evet. Peki çocuklarda mesela hani kalbinde sorun olup olmadığını nasıl anlarız? Ne tür belirti verir çocukların kalbinde eğer bir sorun varsa? Evet. Eğer ki bir takım doğumsal kalp hastalıklarında kalbin sağ tarafını etkileyebilen taze kan yerine kalbin sol tarafına kirli kan gider ise bu hastalarda morarma meydana geliyor. İstirahat veya efor sırasında bu çocuklarda daha çok parmaklarında anormal yapılaşma olabilir ileri evrelerinde. Bu çocuklarda çabuk yorulma, nefes nefese kalma bu sorunlarla karşılaşabilirler. Bir an önce hekimle müracaat ederler. Ciddi bir şeyle karşılaştıkları sorun var mı yok mu? Onu yapılan tetkiklerle ortaya kondururlar. Evet. Bir izleyicimiz daha hattımızda, ismini vermek istemiyor. İstanbul'dan merhabalar. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler efendim. Buyurun. Benim ismim Haluk Akdiner. İstanbul'da arıyorum. Benim sol kalçamda efendim bir ağrı oluyordu. 100 metre gidiyorum böyle. Bunu ortopediye gittim. Ondan sonra dediler ki bir ultrason çekti. Ultrasonda dediler ki sol bacağında damarın tıkalı. 3 tane. Ondan sonra gittik anjiyo olma. Dediler ki ondan sonra senin anjiyosunda bacaklarında damar tıkalı değil, 3 tane damar, kalbinde damar tıkalı ve ameliyat oldum bypass. Evet. Bypass'tan sonra ameliyat çıktım ben hastanede. 20 yıl sonra uyuyamadım sırt üstü ve yaptım ondan sonra kontrolde röntgen çektiler. Ciğerlerinden su aldılar 1,5 litre. Ondan sonra şimdi devamlı attım bronşit ve reflü oluyorum. Evet. 20 nefes darlığı çekiyorum. Bir kat çıkıyorum, nefes nefes kalıyorum. Yani bununla bir sürü ilaç kullanıyorum ama ondan sonra hala bir faydasını görmedim. Hemen hemen 2 seneye yaklaşıyor yani. Evet Haluk Bey. İşte, sorunuz var mıydı öncelikle Haluk yani Bey? Muhtemelen hastanın sigara içmişliği var, bir takım risk faktörleri vardır. Evet, bir de ben sigara içiyordum. Kalıtsal bir sorunla da karşı karşılayabilir. Yani ailesinde kalp damar veya da damar hastalığı mevcut olabilir. Bu hasta büyük ihtimalle daha önce sigara içtiği için nefes darlığı veya yakınmalarını akciğerle bağdaştırmıştır. Yürümesi de muhtemelen bu hasta yürüyüş sırasında bacak ağrısı da çekiyormuş. Doktora müracaat ettiğinde nabızların açık olup olmadığını kontrol etmekle beraber hastanın bypass olmadan önceki durumun kalp durumunda çok önemlidir. Büyük ihtimalle kalp damarları uzun süredir tıkalı olan bir hastamız ve kalbinde yetersizlik de söz konusu olmuş olabilir. Kalbin ve akciğerlerin su toplamasının bir miktarı buna bağlı olabildiği gibi ameliyatın izleriyle beraber riyadiyan etkilerinden bir tanesi de olmuş olabilir hastada. Evet, bir izleyicimiz sormuş Yeliz Hanım, paroksismal atrial. Atrial, evet. Taşikardi. Taşikardi. Evet. Varmış. Bunun tedavisini nerede yaptırabilirmiş? Evet. Bunu bir kardiyoloji ünitesi olan herhangi bir hastaneye müracaat edebilirler. Önemli olan burada hastanın ritim düzensizliği geliştiğinde eğer ki bayılma nöbetiyle gelmiyorsa, bayılmaya sebebiyet vermiyorsa ve hasta kendisini bir kuruma götürebilirse, uzun sürüyor ise, sürebiliyorsa bu ritim düzensizliği, mesela yarım saat vesaire, bir sağlık kuruluşuna müracaat edip bu ritim düzensizliğini görüntülemektir. Yani EKG'sini çekip o görüntüyü doktora iletmesidir. Çok önemli olan bir konu budur. Hastaların bir kısmında bu kısa sürebildiği gibi uzun da sürebiliyor. Kısa sürenler bunu yakalama şansı bulamıyorlar. Doktora gittiklerinde doktor eğer ki uygun görürse 24 saat üzerinde kalp ritmini takip eden bir cihaz takar. Bu cihaz sayesinde eğer ki hasta da şanslıysa bir ritim düzensizliği gelişiyorsa o 24 saat içerisinde o ritim saptanır. Tedavi de ona göre yapılır. Bir çeşit kalp ritim düzensizliğidir kendisi. Evet. Paroksismal yani nöbetler halinde gelebilen. Tamamen geçme şansı var mı? Geçme şansı ilk önce tanı konulacak hastaya. Daha sonra tanıya yönelik tedavi uygulanacak. Bunların büyük bir kısmı tedavisi vardır. Peki bu anjiyonun bir insanda hani yapılabileceği en maksimum sayı nedir? Kaç defa yapılabilir bir insana anjiyo? Anjiyo bir kere bir görüntüleme, bir tanı koydurucu yöntemdir. Yani kalp damarlarının haritasını çıkarmasıyla ilgili bir yöntemdir bizim başvurduğumuz.
Bunun anjiyo yapılabilirliğini hekim karar verir hastanın bulgularından ve daha önce yaşamış olduğu hastalıklarla ilgili. Yani eğer hastanın kalp hastalığı varsa, anjiyo yaptınız, hastanın kalp damarlarında anlamlı darlıklar var. Bu hastaya ne yapalım? Stent koyalım. Bu hasta iyileşmezse eğer gerekirse, şikayetleri tekrar ederse, bir efor testi yapıp gerekirse veya hekim kanaat getirirse bu damar tıkanıklığı iyi gidilir. Şikayetleri tekrar bir anjiyo gelesini doğar. Tabii ki anjiyo masum bir olay değildir. Tabii. Hem orada hasta ışın alıyor hem de kullanılan bir kontrast maddesi var. Herkeste olmamakla beraber fuzuli miktarda verildiğinde böbrek rahatsızlığına sebebiyet verebilir. Evet. Bir izleyicimiz daha hattı hemen alalım. Mustafa Soybir Yozgat'tan arıyor. Hoş geldiniz. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Ben Yozgat'tan arıyorum. Bursa'da kalp ameliyatı geçirdim. Evet. Evet, hoş bulduk. İyi günler. Mustafa Bey, televizyonunuzu kapatabilir misiniz sesini? Alo. Alo. Mustafa Bey, televizyonunuzun sesini kapattınız mı? Evet. Tamam, buyurun, dinliyoruz sizi. Ben şimdi ameliyat oldum ben. 5 tane damarım değişti. Kaç damarınız değişti pardon? 5 damarım değişti. 5, evet. Tane. Evet. Şimdi ise hiç yürüyemiyorum. Evet. Bacaklarım şişiyor. Bacaklarımdan damarlarım alındı böyle. Evet. Aslında ne zaman ameliyat olmuş? Ne kadar önce? Mustafa Bey, ne zaman ameliyat oldunuz? 2009'un Nisan'ın birinde oldum ben. 2009 yılında. Evet. 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 Soru? Sorunuz nedir bununla ilgili? Buyurun. Şimdi ise evden çıkamıyorum ben. Yürümekte daha iyi. Yürüyemiyorsunuz. Evet, bunun nedenini soruyorsunuz değil mi? Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Hemen sorunuzu yöneltiyoruz. Biz izlemeye devam edin. Sağ olun. Bu hastamız anjiyo ve onu takiben yaptırmış olduğu bypass'la ilgili sorun yaşamış olabilir. Tabii ki bypass'ları yapmadan önceki hastanın durumu da önemli. Hastanın kalp yetersizliğinin hafif bir şekli veya semptomsuz, bulgusuz olması durumunda bypass yapıldıktan sonra da eğer ki hasta bu bypass'larını, yani yapılan ve doktorun önerdiği, söylediği şeylerle koruyamıyorsa durumunu, hastada kalp yetersizliği baş göstermiş olabilir. Kalbi yetersiz pompaladığı için bacaklarında ve akciğerlerinde, kalp çevresinde sıvı toplanmış olabilir. Kalp yeterince kanı perifere, yani ileriye atamadığı için hastanın en ufak bir hareketiyle nefes darlığı yaşıyor olabilir bu hasta. Hmm. O nedenle bir kalp doktoruna gitmeli ve kalbinin durumunun değerlendirmesini istemeli hekimden. Kalp krizi midir? Eğer ki kalbinde büyüme yok ise tekrar bir anjiyoya girmeli bu hasta. Kalp bypasslarının incelenmeli. Eğer varsa açılması gereken damarlar, o damarların açtırılması gerekecek. Gerekecek. Tabii. Evet, peki kalp ameliyatı olmuş bir kişiye, bypass ameliyatı olmuş bir kişiye kaç defa daha bypass yapılabilir? Bu genellikle, ya tekrar eder mi yani bu? Tabii çok her zaman olmamakla beraber ikinci bir bypass söz konusu olabilir. Eğer ki hastanın durumu aciliyet arz ediyor ise hastanın göğüs kafesinin açılmasıyla beraber tekrar damarları gözden geçiriyorlar. Bu da tabii ki kardiyoloğun gözetimi altında olması gereken, ilk önce yine teşhis konulacak. Hastanın genel durumu değerlendirilecek. Tekrar bir anjiyo yapılmalı. Kalbin atımıyla ve işleviyle ilgili bilgiler edindikten sonra hastanın yararına ise tekrar bypass söz konusu olabilir. Ama çoğu zaman tercih edilmeyen bir yöntem. Evet, bir izleyicimiz daha hattımızda, alalım hemen. Elanur Korkmaz İstanbul'dan arıyor bizi. Merhaba. Merhaba.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Benim babam ameliyat oldu da yaklaşık 25 gün oluyor. 25 gün önce bypass ameliyatı mı? Evet, bypass ameliyatı oldu. Ya doktor şey dedi, en fazla hani bir 2 hafta sonra falan hani ayağını bükebilir falan dedi ama babam hiç bükemiyor. Hani... Evet. Ne yapalım? Ayağını hiç bükemiyor. Yani bir de ağrısı çok oluyor ayağında. Ayağının ağrısı. Hangi ayağı olduğu önemli mi hocam? Sorusu yok, ayağı önemli değil. Burada önemli olan hastanın çoğu zaman bacak damarlarından yaralanarak bypasslar gerçekleşiyor. O dönemde eğer ki 25 gün olmuştur, bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Orada bir dolaşım bozukluğu olduğu için yani damarı oradan alıp bypass yapıldıktan sonra bacaklarda dolaşım bozukluğu olabilir, şişmelere sebebiyet evet. verebilir veyahut da enfeksiyon kapmış olabilir. O nedenle bir damar cerrahisine müracaat etmesi veyahut kendi hekimine müracaat edip bir ultrason yaptırması, gözlemlenmesi, bir kan tetkiki yaptırmasında yarar vardır bu hastanın. Evet. Enfeksiyon açısından. Evet, Elanur Hanım. Bir de babam bundan bir hafta önce bir baygınlık geçirdi. Bir 5 dakika falan sürdü ama hani kalktığında annem falan yanındaydı ama onu hatırlamadı bir an. Hani annemin yanından gittiğini falan atmadı. Baygınlık mı geçirmiş? Baygınlık geçirdi dediniz değil mi? Evet. Hatırlamadı, bir bilinç kaybı yaşamış. Evet. Evet, bir kısa süre ama o kadar uzun bir süre, 5 dakika falan. Evet. Evet. Şimdi bunun bypasslarla alakasının olmaması lazım. Muhtemelen bacaklarında bir pıhtı oluşumu söz konusu olabilir. Veyahut vücudun herhangi bir yerinde kalbin kendisini incelemek lazım. Bu ani şuur kayıplarında eğer ki tansiyon düşüklüğüyle beraber değilse, tansiyon düşüklüğü neticesinde olmadıysa beyne giden küçük bir yere kaplayan bir pıhtıyla geçici felç dediğimiz bir durumla karşılaşmış olabilir bu hasta. Ama o nedenle iki kişiye müracaat etmesi lazım. Bir kardiyolog, bir de nöroloji uzmanına. Nörolojiye. Evet, nöroloji uzmanına müracaat. İlk önce kardiyoloji, daha sonra nöroloji uzmanına. Evet. Çok güçsüz bir de. Hani hiçbir gücü yok. Onun babamla beraber olanların hepsi hani kuvveti falan yerinde. Ama babamın hiç gücü yok. Hani bir elini kaldırırken bile hani halsizlik ameliyatların ilk evrelerinde görülebilen bir olaydır. Çünkü orada bir sürü dokuda tahribat vardır. Hastanın taşıdığı, bu hastalığın yanında taşımış olduğu şeker hastalığı, mazisindeki bazı bir takım hastalıklar, sigara içmişliği bu hastalığın iyileşme sürecinde çok önem taşıyan faktörlerdir. Yani bir şeker hastalığı yara dokusunun iyileşmesini çok geciktirebilir, hastayı halsiz bırakabilir. Daha önce kalp krizi geçirmiş mi, kalp yetersizlik var mı? Onlar da incelemekte yarar vardır. Kalp krizi falan geçirmedi ne sigarası, bu yaşına kadar hiçbir şekilde sigara, alkol hiçbir kullanımı olmadı. Evet, şeker yani, hastalığı yok, sadece bir tansiyonu var. Yani burada bir kalıtım söz konusu olabilir veya bir gizli şeker hastalığı söz konusu olabilir bu evet. hastalarda. Evet, Elanur Hanım. Teşekkür ediyoruz programımıza tamam, katıldığınız için. Tamam, ben teşekkür için. Ederim. Çok geçmiş olsun, sağ olun. Evet. Evet hocam, şimdi bu stentlerden bahsettik. Hani bu yerli yabancı stentler evet. var. Bunlar neye göre değişir? Yerli yabancı stent kavramı bir kere halk arasında doğru olmayan bir kavram. Çünkü Türkiye'de artık üretilen stentler vardır. Hı hı. Eskiden de gelen stentler var. Burada insanların bahsettiği konu şudur. İlaçlı veya ilaçsız stentten bahsediyorlar. Bu ilaçların bir kısmında, stentlerin bir kısmında dokunun, hastalıklı dokunun üremesini engellemeye yönelik bir takım maddeler kullanılmıştır. Damarın çeperinde var olan hücrelerin üremesini engellemeye yönelik bir maddeyle kaplanmıştır. Bunlar ilaç kaplı stenttir. Her hastaya takılmaz. Özellik taşıyan bazı hastalarda, özellikle diyabet hastalarında, şeker hastalarında veyahut da çoklu damar hastası olanlarda veya da risk altında olan hastalara takılır. Diğer çoğunlukla takılan stentlerde ilaç yoktur. İlaçsız stent takılan bu yerli olarak diye geçilir. Oysa yurt dışına gelen de var. Türkiye'de üretilen stentler de vardır. Bu çeşit stentlerden. Yerli yabancı kavramı bu konuda yoktur. Yani hastalar üzerinde bir özelliği yok. Yani. Özelliği yok, yok diyorsunuz. Peki yaşı var mı stentin? Stentin yaşı yok. Stent konulduktan, takıldıktan sonra hayat boyu o şahısla beraber devam eder. Yok yani stentin,
takılma yaşı var mı? Hani mesela bir hastaya takılacak ama yaşı evet. önemli mi hastanın, stent takılacak tabii hastanın? Tabii ki stent takılmadan önce bir kere hastanın anjiyografi ile tetkik edilmesi lazım. Evet. Eğer ki o damarı, tıkalı olan damarı stent takılmaya müsait bir damar ise ve uygun ise ona uygun bir stent çeşidi takılır. Hı hı. Zaman geçirmeden. Evet. Peki, ne kadar erken dönemde takılırsa o kadar hasta yarar görecektir. Peki şunu soracağım. Hani mesela 18 yaşındaki ya da 20 yaşındaki birine de stent takılabilir mi? Gerekiyorsa eğer. Bu hastaların birçoğunda çoğu zaman stent takmaya gerektiren konum anjiyografik yöntemle belli olur. Yani evet. Hastaya anjiyo yapıp ilk önce damar şeklini ortaya çıkarıp darlık varsa stent takılır. Yoksa 18 yaşında stent takalım diye her hastaya stent takılmaz. İlk önce tetkik edilip gerekirse o stent takılacaktır hastaya. Darlık varsa damarlarında takılır. Hı, takılır diyor. Evet. Evet, bir izleyicimiz daha hatta. Mehmet Emin Bey arıyor. Evet, Büyük arıyorum. Aksoy, Eskişehir'den. Merhabalar Mehmet Emin Bey. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz, sorunuzu alalım. Ben geçen sene Şubat ayının 10'unda kalp ameliyatı oldum. Evet. Ama bu aralarda benim sol kireğimin altına bir ağrı giriyor. Pardon, tekrar alabilir miyiz Mehmet Emin Bey? Efendim? Bir daha alabilir miyiz son cümlenizi? Duyamadık. Ben siz geçen sene Şubat ayının 2011'de... Evet. Bypass ameliyatı oldunuz. Bypass oldum. Rahattım. Yine de rahatım da. Yani bugünlerde bir sol küreğimin altına ağrı giriyor. Zaten o ağrı için gittim o zaman kalp doktoruna. Evet. Evet. Şimdi burada önemli olan şey bu. Erken dönemde, bypass'ın erken dönemlerinde... Bypass yapılmış damarların tıkanma olasılığı çok düşüktür. Muhtemelen şöyle bir konu olmuş olabilir. Hastanın bypass yapılmaya değer olmayan ve darlığı olan küçük diğer damarları olabilir, söz konusu olabilir. Onların darlığı hastanın sırtında ağrı yapmış olabilir. İhtimallerden bir tanesi budur. Evet. Fakat farklı bir nedenden dolayı da sırt ağrısı gelişmiş olabilir. Bunun önemli olan yanı hastanın özellikle eforla bu ağrının vücudunda gelişip gelişmediğini keşfetmektir. Hı. Ağrı ile gelişiyor ise bir problem var demektir. Hekime müracaat eder, hekim onu tetkik eder ve tanı konulmuş olur hastaya. Evet Mehmet Emin Bey, geçmiş olsun tamam. diyoruz. Sağ olun. Sağ olun, bizi izlemeye devam edin. Evet, konuğumuzla veda zamanına artık geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ağzınıza sağlık. Bizi bilgilendirdiniz, vatandaşlarımızı bilgilendirdiniz. Ben teşekkür ederim. Ve inşallah önümüzdeki günlerde tekrar ağırlamak isteriz. Teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, biz şimdi ne yapıyoruz? Sizi hem renkli hem leziz köşemiz, yani yemek köşemize götürüyoruz. Hangi yöremize? Hatay yöremize. Peki hangi yemeğimize? Dansöz kebabı yaptık. Onların deyimiyle dance of kebap yaptık. Bakalım nasıl yapmışız? Buyurun.